Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Biraz bu aralar hastalığına uğraşıyor ama yine de bugünümüze çok şükür arkadaşlar. Gökhan biraz iyi. Zaten midesi rahatsız arkadaşlar. Midesini ağrıtmış. Dünkü videomda da sizlere bahsetmiştim. İlaç vermiş doktor. 2-3 tane de şurup vermiş. Zaten hep mide rahatsızlığı olan arkadaşlara aynı şurupları veriyorlar. Şurubunu kullanıyor, ilacını kullanıyor. Bakalım biraz diyet yapacak, yapabilirse bilmiyorum. Bana söylenip duruyordu. Hülya şunu yeme miden ağrır, bunu yeme miden ağrır. Şimdi onun da başına geldi. Bakalım artık o yapabilecek mi? Söylemesi kolay da yapması zor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle başlayayım. Ev barkı temizledim. Bir de Damla hastalandı bugün de. O da yatıyor şimdi. Ara hastalığı diyelim arkadaşlar. Zaten hepimiz hastalandık biliyorsunuz. Bir Damla ile Gökhan kaldıydı. Şimdi de onlar hastalandılar. Yok Damla hasta. Şimdi Damla evde Bursa salmadım onu. Evi bakıp temizledim. Ahırımızı gördüm arkadaşlar. İneklerimizi suladım. Bulaşlarımı yıkadım. Buraları temizledim. Süpürdüm. Şimdi geçtik yemek faslına. Öğlen için yemek hazırlayacağım. Zaten Gökhan da birazdan işten gelir. Yemeğimiz de şöyle oldu arkadaşlar. Annem aradı bugün. Hülya bugün bize gelin de biz de yiyelim yemek. Babam balık almış arkadaşlar, koy balığı. Bizim burada göl var, orada tutarlar. Satarlar. İşte kimi satmıyor, yiyor diyenin hesabı. 2 kilo balık almış. Gelin de burada yiyelim dedi. But aldım dedi. Onu fırına sürelim beraber yiyelim dedi. Ben de anne bugün de Damla hastalandırdım, gelemezdim. Siz kendiniz yiyin dedim. Öyle deyince anne işte boğazından geçmiyor. Ben nasıl annem babam olmayınca, hani nasıl evlatlar olmayınca boğazımızdan geçmiyorsa, annem de öyle arkadaşlar. Ne alırsa alsın ya getirir ya çağırır. Sürekli de tabii ki annemin babam burada görüyorsunuz. O da şöyle, ben gidemiyorum arkadaşlar sürekli. Hani 3 tane çocuk var, eşim çalışıyor. Saat 1-2 gibi geliyor. Hangi ara annem bile gidiyorum? Gidemiyorum işte. Bir akşamları oturmaya gidersek gidiyorum. Bazen videosunu çekiyorum, bazen çekmiyorum işte sizler için. Çocuklar biri 3.30'da okuldan geliyor, biri 4.30'da okuldan geliyor. Damla kursa giderken o da 4'te kurstan geliyordu. Aman anne ben size gelemem, siz bana gelin diye ben anneme söylüyorum. Annem gibi zaten Recep için uğrar annem günlük. Babam her gün gelmese de annem günlük gelir, yarım saat bir durur. Recep'i biraz sever, oturur, biraz da benimle konuşur, gider arkadaşlar. Bu şekilde. Ben dedim anne Damla hasta. Biz gelemezdik dedim. Siz kendiniz yiyin dedim. Öyle deyince annem de iyi o zaman ağzım dedi. Ben balığı pişiririm, getiririm. Biliyorsunuz Gökhan evde balık pişirtirmez bize. O yüzden ben evde balığı pişiririm, öyle getiririm dedi. Hani Gökhan'a kokmasın. Gel evden dedi, but kanadı işte bir de patates götür. Fırına sür, onu yiyelim. O zaman biz sizin oraya, o yanına gelelim. Hem de Damla'ya bakın dedi. Yani anlayacağınız bu şekilde. Biraz dilim birbirine dolanıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Yoğurt mayalayacağım. İlk olarak da yoğurdumuz bitti. Benim böyle cıncık dilik arkadaşlar biz buna. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Cıncık tencere dilik yok. Şu şekilde. Buna yaparım ben mayalarım. Bunu da rahmetli kaynanam verdiydi arkadaşlar gelin olurken. 15 senedir duruyor. 15 senedir sadece yoğurt mayalarım. Sadece başka hiçbir şeyi kullanmam arkadaşlar bunu. Hani yemeğiymiş, şuymuş, buymuş. Asla daha ocağa yedirmedim ben bunu. Sadece böyle sütü başka tencerede pişiririm. Buna da mayalarım. Şöyle bir bardak yoğurdun içine az bir şey şeker attım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurdumuzu mayalayalım arkadaşlar. Bunu hemen bir sarım gelin. Onun dışında yemek faslına geçeceğim. Fırına yemek süreceğim yani patatesli. Bugün malzemeler annemden, yapması pişirmesi de benden arkadaşlar. Allah analarımızı babalarımızı başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Vallahi onlar olmadı mı evlat bence bir hiç diyebilirim. Benim en büyük destekçim de anam babam. Beni büyüttüler, bu yaşa getirdiler. Belki de hiçbir babaanne, hiçbir anneanne benim babaannemle dedemin yaptığını yapmaz arkadaşlar. 20 günlükken kalmıştım.
Olay mı? 20 gün çocuğa bakması, anne yok, süt yok, bir şey yok, mama yok. He, o zamanın 30 sene öncesine konuşuyorum. O zaman da annem anlatır işte. Ne mama vardı kızım diyor, ne süt vardı o zaman diyor. Hiçbir şey yok. Ondan sonra babamın çok üstünde hakkı var arkadaşlar. Anamın da babamın da haklarını ne yapsam yani canımı versem ödeyemem inanın. İnek alırmış babam. İnek de aksi olacak ya hemen çıkarmış sütten. Bir daha satarmış tekrar alırmış. Hiç şansın yok kızım der annem böyle ağzı açıldı mı? Hani sohbet ederken konuşurken söyler hiç şansın yok kızım. Zaten şansın olsa anan ölmezdi der de. İnek alırdık sana diyor. Hemen sütten çıkardı diyor. Bir daha değiştirdi. Ayda herhalde inek değiştirirlermiş benim için. Bir de 20 günlük çocuğa da inek sütü verdiniz mi zaten doktorlar ne diyor? Bir yaşından sonra inek sütü vermiyor hani verebilirsiniz diyorlar. Ben de 20 günlükken ne verecek hiçbir şey yok. Bir inek sütü verirlermişmiş. O da karnım bir şişermiş. Hiç susmamışsın arkadaşlar. Sabaha kadar ağlar, akşama kadar ağlarmışsın. Bu şekilde büyüdük işte. Demek ki göreceğimiz gün varmış. Yiyeceğimiz ekmek varmış arkadaşlar. 30 yaşımıza girdik. Allah büyük. Neyse arkadaşlar sizin de kafanızı fazla ağrıtmayın. Sohbete girdik mi çıkması zor oluyor. Yoğurdumu mayaladım. Ben bunu şimdi evimize götüreceğim arkadaşlar. Sobanın yanına güzelce bir sarın. Ondan sonra yemeğimize geçelim. Arkadaşlar ben zaten bu şekilde hazırladım. Patateslerimi doğradıydım. Eti de bu şekilde yıkadım güzelce. Patates fazla arkadaşlar. Fazla doğradıydım. Aslında bilerek fazla doğramadım da fazla geldi diyeyim. Bunu ben birazdan suya ıslatacağım arkadaşlar. Buna hiçbir şey olmaz. Suya ıslattığınızda hiçbir kararma yapmıyor. Bilginiz olsun. Suda ıslatırdım. Sabah hemen yağ atıp kızartabilirsiniz. Bunu da böyle attım. Dünkü yemeğimizden de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu kaldı. Soğanlama yapmıştım ya. Bu da var az bir şey. Şimdi ben buna şöyle biraz toz biber atacağım. Biraz tuz. Az bir şey şöyle sıvıya dökeceğim arkadaşlar. Biraz da salça. Salçayı ben bir sulandırırım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Şöyle bir kaseyi sulandırdım. Domates biberi doğramayacağım arkadaşlar içine. Sadece bir iki tane de sarımsak atacağım. Ondan sonra kapatacağım. Yani fırına süreceğim. Şöyle 3 dişte sarımsak soydum arkadaşlar. Hemen bunu da şöyle şu şekilde. İki tane dedim soğan attım arkadaşlar. Şöyle doğrayayım. Baktım küçük soğan olsaydı bütün atacaktım. Yani küçük soğan da yokmuş. En küçükleri bunlar. Ben de şöyle doğrayayım da atayım dedim. Tamam bu şekilde hemen şöyle karıştıralım. Yemeğimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu hemen ben şimdi fırına süreceğim.
arkadaşlar marketten de şöyle Kemalpaşa dadlısı aldım. Yani daha doğrusu Kemalpaşa aldım diyeyim. Şuraya da şerbetini ayarladım arkadaşlar. Burada şerbetini de şöyle sizlere göstereyim. 3 su bardağı şeker var. 7 su bardağı da su var arkadaşlar. Kaynamaya başladı mı da bunu dökeceğim içine. Bu da burada bitsin. Ne oldu? Bu izlediğimiz film alttan yeraltı çıkma çekiyor ya canavar. İkimiz evet. De çekecekler diyor. Benim bıçağına bak. Şimdi yere basam diyor. Bak İndireyim mi? Arkadaşlar bu şekilde hani şerbetimiz kaynayan arada şu çam bulaşıklarını yıkayın. Nasıl oldun ya? İyi misin biraz? Ben iyiyim, bende bir şey yok. İyi yani. Yine de soğuğa çıkma, geç içeriye. Soğuk değil ki. Arkadaşlar şu benim yaptığım işlemi yapmayan var mı? Tabanı kaldım, hemen bir suyu döküyorum. Bu dertin ağzını. Ulan şey dedi, şampuanda da aynısını yaparım arkadaşlar. Az bir şey şampuanın tabanı kaldım. Hemen suyu dökerek öyle. Tabanı da sanki çok var gibisine. Ha maksat israf olmasın. Şöyle tenceremizi koyalım. Bulaşık kalmasın. Böyle koyduk mu? Koydukça bulaşık birikiyor arkadaşlar. Koydukça bulaşık birikiyor. Hiç olmazsa bazen böyle hemen bir yıkarım. Koymam bulaşığı. Hem çok çıkarım hem de yıkarım arkadaşlar. Hemen de. Ben de böyleyim işte, ne bileyim. Dünyanın bulaşığı çıkıyor işte. Şurada da süt kulağımız vardı. Bunu da bir yıkayayım bununla beraber. Enerjimiz de arkadaşlar bir açılıyor. Bir akşam akşam oluyor, geri doluyor. Açıldı mı iyi oluyor. Hiç olmazsa ellerimiz üşümüyor bulaşığı yıkarken, durularken. Makine var da makineye de şu büyükleri koymak istemiyorum. Büyük tencereleri, leğenleri, duva var zaten. Onlar konmuyor da. Bunlar da elimizde yıkıyoruz bu şekilde. Bulaşığımız yıkayana kadar bayağı şerbetimiz de kaynamaya başladı arkadaşlar. Zaten şerbeti sıcak suyuna koyduydum. O yüzden çabuk kaynadı. Tamam. Burası temizlendi arkadaşlar. Şimdi hemen şerbet kemalpaşamızı dökelim.
Yanına bir de mercimek çorbası yapacağım yemeğimizi. Şöyle hatta göstereyim sizlere de. Yeni yeni boncuk boncuk olmaya başlamış arkadaşlar şerbet. Bu şekilde döktüm arkadaşlar. Ben bunu ağzını şimdi kapatacağım. Ağzına kapağı şu. Onu alalım. Diğerine kapatalım. Evet, bu şekilde. Şöyle de kapağını kapattım. Ya burada tufak değil. Evet, bir şey olmaz. Hadi. Evet, kapattım arkadaşlar. Bu kaynayacak, kuzeyce şiştikten sonra indireceğim. Tabii ki pişmiş halini sizlere yine göstereceğim. Ben bir de mercimek çorbası yapayım. Videomuzun devamını öylece çekelim. Arkadaşlar yemeğiniz pişene kadar ben de dedim şurayı bir atım. Kapının ağzı durmadan buzlanıyor. Böyle kıyıda koşada karlar duruyor da. Ayağımızın altında hep buz. Geçen ay hep bir düştü. Yüzünün üstüne hepimiz kayıyor. Şuranın buzlarını kaldırdım. Buzlar bayağı yumuşamış arkadaşlar. Hava biraz iyi. O yüzden. Şöyle şuna kadar atsam yeterli. Yani bu da eridikçe ayağımızın altına gelir. Yola doğru atıyorum arkadaşlar. Erinci gir hayata gelmez. Makinem çalışıyor. Işık yanıyor valla. Arkadaşlar çorbamızı yaptım. Şöyle güzelce de çektim. Bakın çorbamız bu şekilde. Yemeğimiz de bu şekilde. Tatlımız da pişti. Şöyle tatlımızı da göstereyim sizlere. Tabak bir de tatlı koyalım yanına da. Çayın yanına koyalım. Yok, yemeğin üstüne yirik. Değil mi? Çayın yanına mı? Öyle derim o zaman. Tatlıyı çayın yanına koyacak arkadaşlar. Şöyle soğanlamamız burada. Annem pırasayla turp getirmiş. 3 tane de ekmek almış. Daha bir de söylendim ben ona. Ekmek neymiş ya diye. Olsun kızım diyor, burada yok ya diyor o da.
Tamam, sen o zaman videoyu al da ben yemeklerimizi böl. Başladım. Bence onu hiç bozma, direkt tepsiyle koyalım. Yok ya, böyle çok olur o zaman, olmaz. Öyle de hiç güzel olmuyor. Bak şunu şöyle koyacağım, tamam mı? Görünümü bozuldu. Bir şey olmaz. Aynı olur, aynı şekilde. Bu şekilde yemeğimizi böldüm arkadaşlar. Çorbamızı da bölelim. Dediğim gibi suvarlamamız da o kadar. Çorbayı da buradan bölelim, oradan mı bölelim? Buradan buradan. Gel istiyorsan orada böyle, fark etmez benim için. Şimdi sıra almayı bulmuş. Gerçi şey, eve tahta sinir koyduk arkadaşlar, büyüğü. Çorbamız da bu şekilde. Seriş benim bir şey değil, çorbayı çok sever arkadaşlar. Seriş, buradan sana söyleyeyim de. Gel yengem, çorba yaptım, içerim. Zeliş. Selinay. Ha. Yazı geldin mi yaparım bol bol sana için. Şimdi Damla hasta ya arkadaşlar. Damla'ya çorba yaptım. Gerçi çorbası da durmazdık biz. Sürekli yaparız. Ben de mi hastayım? Kanım ağrıyor. Ama sulahım şey. Hepimiz yakalandık. Biz de mi kaldın? Sen de bir ön yakalandın. Ha, bitti gayet. İnşallah bir daha gelmez arkadaşlar. İstemiyorum. Çatal koymadım. Balığımızı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Annem balığı da evinde pişirdi geldi. Gökhan rahatsız olmasın diye. Başka bu kadar. Bir de içeceğimiz var. İçeceğimizi götürürüm. Ben bunları bir götürürüm arkadaşlar. Sıframıza düzelim. Hadi gidelim bacım. Tamam, yakmıyor. Yakmam da. Yanan neyi? Görmedin, bilmedin ki bana. Ben götürdüm gideyim. Burayı kim yıktı? Arkadaşlar şöyle yakından getirdi ama dostlar. Balığımızı ısıttık, soğuduydu. Köy balığı şimdi bu? Köy balığı. Nasıl büyümüş ya? Kıfır ya. Ama gel baba, buyur gel. Gökhan hadi gel. Yapacak bir şey yok abi. Olacak, olacağını ne geçeyim, ne edeceğim. Şu şekilde. Pare. Şey ya abi, bu çörebotu var ya. Şöyle. Çörebotu var ya, bu normal çay kaşığın ucuyla bunu bir iki sefer ağzına at. Biraz acı olur da. Kesin. Onu gev gev, onu gevdikçe sulanıyor ya. Suyunu yuttukça böyle her şeye gelir o, biliyor musun ağrı, omuz ağrılarına. Benim sobaya koyduk mu arkadaşlar, sobamızı yaktık. Çok faydalı bir şey yok. Yok ama koşun. Biraz acı zorlar seni de ama sobamız bu şekilde bir çok çömüksün. İbeğimizi yiyelim arkadaşlar. Çayımızı içerken tekrardan videomuzu açalım. Selam aleyküm arkadaşlar diyeyim. Selam Nevel, hadi. Yine telefon açtı, yine isteyelim. Duştu dayım da. Bütün açtı yok. Dostçu dayı bedava yemin verecek, o da parayla verecek. Verecek de bir sayıcık, ucuz verecek. Aradınız mı da? Yok lan, bir daha aramadım. O bunu aradım, bir daha açmadı, bir daha aramadım bir daha. Arayacaksın adamdan, soracaksın, ne öğren, neydi? Onu unuttu, unutmasa arardı. Ve hadi bir çek var. Şimdi olmaz, kalabalık, eve var mı çekerim. Burada çekeceğim, hiç olmasa da anlayacağım, ne öğren, ne diyor. Burada çok kalabalık. Hani lan kalabalık. Hani kim var? Hep sustururum ben, hep sustururum. Sen evet, konuş. Evet, sen dürektör oğlum. Ben dürektör nono diyor. Dürektör ne diyeceğim? Hey! Gelin mi? Aha mı? Aha mı döğür mü? Döğür mü? Döğür mü? Döğür mü? Döğür mü gelin de yanına? Hayır. Otur, çayını istiyor da. Çayını istiyor, görüyor musun? Babamın ağaya geçtin, öğrenecek. Baba kızın inadına kıpırda diyor. İnadına diyor mu? Kim arıyor? Bizde de diyor damla. Bakmalı kızına. Kızına bakmalı. Hani ne? Hani? İşi bitti. Bitti mi? Allah tela bunu. Dur, dur, dur. Kapat da bir. Kendini kapat. Yanlış yere mi bastı? Bu yanda, bu yanda. Aşağı, kenara, aşağı, yanarım, kenara. Bak, üstünden İsmail'inkini kapa diyor, onu biliyor. Aşağı, aşağı ver. Hı? Tamam. Bu kadar değil. Baban alıyor, baban kapa. Tamam, tamam.
Olmaz. Tamam. Tek bir bas. Tek. Bu kadar çok basa sana. Hiç basma. At. Başlıyorum. Bağmele. Bak. Girer. Girer. Kendi yapacak. Sen mi yapacaksın? Evet. Yapacağım. Kapat. Yüzüne de telamı çekilirim. Bir de çekilirim. Niye? İşte yapıyorum. Bir şey çıkıyor. Ağzımızdan ikimizden. Neyse o da. Ne dedi? Bir şey yok. Bilmez.